Kısaca bugünün önemini bahsetmek gerekiyor. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Biliyorsunuz ilk öğretmenimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cenab-ı Allah peygamberini öğretmenliğe hazırlarken ilk sözü ne olmuştur? Oku olmuştur. Ona okumayı emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yine Cenab-ı Allah hiç görenle görmeyen bir olur mu? Bilenle bir mi bilmeyen bir olur mu? Diyerek ayet-i kerimede bunu bizi uyarmıştır. Muhterem Müslümanlar, yine Peygamber Efendimiz Medine'de mescidi inşa edince dibine mescidin yanına ilk inşa ettiği şey okuldur. Ashab-ı Suffa okuludur. Bu neyi gösteriyor muhterem Müslümanlar? Dinimiz doğumdan ölüme kadar okumayı emrediyor. Bu okumayı emrederken İslami bir şuurla okumak mutlaka onunla beraber olmalıdır. Yavrularımızı öğretirken, daha şu küçük yavrularımızı öğretirken Allah kelamını, Peygamber'in sünnetullahı öğretmemiz gerekir. Yoksa veya kötü sözler söylemeyi öğretirsek bu okuma değil, okutma değildir. Onun için muhterem Müslümanlar, kısa kesmek istiyorum. Diyelim ki, şu öğretmenlerimiz, onlardan Allah razı olsun. Hepimizin bir öğretmeni vardır. Mutlaka hepimizin bir öğretmeni vardır. Mutlaka da her öğretmenimizin bir iz bıraktığı anısı hatırası vardır. İyi olanlar iyi olarak anılır, iyi olmayanlar unutulur gider zaten. Onun için öğretmenlerimize önce Allah razı olsun, onlara Allah ufuklarını genişletsin, onlara yavrularımıza hayırlı bilimler, ilimler öğretmeyi nasip eylesin. Yavrularımıza da sahip çıkalım muhterem Müslümanlar. Bakınız, şu bir örnekle size belki eski bayatlamış bir örnek ama yerinde olduğu için. Köylü vatandaş müftüye gidiyor, yavrusunu şikayet. İlmaz dürtüyor, benim oğlan bana hakaret ediyor, sopayla diyor. Sebebini müftü amcaya söylüyor. Niye öyle oldu acaba biliyor musun? Yok bilmiyorum, sen ne iş yaparsın? Çiftçilik yaparım. Sen bu çocuğu hangi eğitime, hangi okula gönderdin? Bir yere gönderemedik hocam maalesef. Çift sürdük, iş yaptık, hayvana baktık diyor. Müftü efendi de, amca sen çocuğa ilmaz dürtmeyi öğretmişsin. Yavrularımıza neyi öğretirsek biz de onu alırız muhterem cemaat. Bakınız çocuk, çoğu anne baba evladım bana bakmıyor diyor. Evladım benden ilgilenmiyor diyor. Sen zamanında evladınla yeterince ilgilendin mi? Ona din eğitimini, ona ahlakı, ona dini kuralları öğrettin mi? İşte bunlar önemli muhterem Müslümanlar. Öğretmeni, öğrenciyi tanıdığı, öğrenciyi seveceği. Hani Peygamber Efendimiz bunları sevmezsen, beşincisi olursan helak olsun diyor ya. Onun için bunları severim. Cenab-ı Allah bunların cümlesinden razı olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim.